Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir kutu açma videosuyla karşınızdayız. P11 SE Max'i kutusundan çıkaracağız. Sonrasında ise detaylı incelemeyle karşınızda olacağız. Emin yaklaş abi, telefonu bir çıkartalım kutudan, neler çıkıyor onu da bir görelim. Reader'ın alışık olduğumuz kutu dizaynı burada da devam ediyor. Şöyle bir yandan bir bıçağı vuralım. Şöyle bir yandan, evet. Ben bir yandan teknik özelliklerini sizlere aktarayım. 5.5 inçlik 720p'lik IPS ekran var bu telefonda. 8 çekirdekli 64 bitlik 1.5 GHz'lik MediaTek 6750 işlemcisi. Buna ek olarak 4 GB'lık bellek, 64 GB'lı hali hafıza, şöyle gösterelim. Parmak izi okuyucusu, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi, Bluetooth 4.0 ve 3200 mAh'lık bir bataryamız mevcut. Hemen şu reader'ın bantını da bir keselim. Telefon kutusundan neler çıkıyor bakalım birlikte. Bu tarafta bir bant yok. Şöyle bir yavaş yavaş alalım. Evet, alışık olduğumuz gibi kutudan ilk olarak telefon çıkıyor. Buradaki sıralama aynı şekilde devam ediyor ve parmak izi okuyucusu bu defa arka kısımda. Telefonu bir kenara koyup şöyle kutunun içine neler var onlara bakmaya devam edelim. Siyah renkli bir adet şarj adaptörü. Şuradan banttan okuyabilecek miyiz acaba? Biraz bant okunurluğunu azaltmış. Evet, 2 amperlik bir adaptör var. Şu şekilde gösterebiliriz belki. 2 adaptörlük bir şarj cihazımız var. Bunun dışında bunu da çıkartıp gösterelim uzunluğunu emin. Biraz daha uzaklaşırsan kadrajdan. Micro USB kablomuz var. Aşağı yukarı uzunluğu bu kadar. Bence yeterli bir uzunluk. Şöyle koyalım kenara. Bunun dışında tekrar kutu içerisine döndüğümüzde mikrofonlu bir kulaklığı görüyoruz telefon görüşmeleri yapılması için. Biraz daha dağılmış gerçi ama kablonun yassı oluşu güzel. İnce bir kablo. Uzunluğu da aşağı yukarı şu kadar. Hemen şöyle bunu da kenara koyalım. Bir tane sim kart iğnemiz var. Arka tarafı siyah bir şekilde. Böyle anahtarlığa falan da takılabilir aslında. Güzel düşünülmüş. Kullanım kılavuzumuz mevcut. Garanti koşullarının bulunduğu bir doküman mevcut. Ve bazı reklam bildirimleri var. Şurada tam garanti belgemiz var. Şöyle çıkartalım bunu da. Bir tane de silikon. Telefonun arka tarafı için bir adet koruyucumuz mevcut. Ve kutudan çıkmasına en çok sevindiğim detaylardan bir tanesi. Ekran koruyucu sticker. Ekran çünkü filmi de çıkması güzel. Aynen. Ya bulmak zor oluyor. Silikon hem de silikon arka kapaklı ekran filminin çıkması. Tabii. Cihazı yani, alanların ekstra ücret vermeyecek olmalı da güzel. Güzel kutu içeriği. Aynen öyle. Çok güzel bir kutu içeriği var ve telefon gerçekten çok şık. Gel istiyorsan telefonu da gösterelim yavaş yavaş. Şöyle bir ekranı bir karşımıza alalım. Şimdi teknik özelliklerinin yazılı olduğu bir sticker mevcut. Bunun dışında kendi üstünde de bir adet ekran koruyucu var. Bak, bu da güzel bir detay bence. Yani ikincisini yedek olarak kullanabiliriz. Şöyle hemen şu seri numarasının yazıldığı kağıdı da çıkartalım. Evet, parlak siyah yüzeyli bir arka dizayn var ve parmak izi okuyucusu buraya yerleştirilmiş. Bir yandan telefonu da çalıştıralım. Gerçekten çok şık görünüyor. Reader marka telefonların içinde gördüğüm en şık dizaynlardan bir tanesi. Şu arka kapak açılıyor mu açılmıyor mu? Onun çok ilginç olmuş. Ama sanırım açılmıyor. Hani açılıyor gibi görünüyor. Bakar mısın hani şuradaki hatlarla birlikte? Gerçekten çok ilginç. Şöyle hemen telefon açılışını da gerçekleştirelim bir yandan. Telefon şu aşağı yukarı şu kalınlıkta. Şöyle gösterebilirsem. Üst tarafında kulaklık girişi var. Ön tarafta LED flaşla birlikte desteklenen 8 megapiksellik bir kamera mevcut. Arka tarafta çift mi tek? Evet, tek LED flaşla 13 megapiksellik bir kamera var. Altında da parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Parlak piyano siyah bir kasa yapılmış burada. Kasa kullanılmış, malzeme kullanılmış. O da çok güzel görünüyor. Alt tarafta da kapasitif tuşlar mevcut. Şöyle bir açalım. Şöyle bir arayüzü hızlıca gezmek istiyorum. Akıcı görünüyor. Akıcı görünüyor, evet. Ve yani 720p'lik bir ekran ve stok Android arayüzüyle birlikte geliyor. Hani burada reader'ın bazı kişisel özelleştirmeleri mevcut ama en azından kapasitif tuş arayanlar için de bu güzel bir detay olmuş aslına bakarsan. Şöyle şurayı bir indirmek istiyorum. Gördüğün gibi burada da stok Android arayüz devam ediyor. Tabi bazı eklentiler var. Mesela ekran kaydı, görüntüsü direkt video olarak alınabiliyor. Şöyle ayarlar menüsüne bakalım. Burada da ufak bir özelleştirme var. Görsel anlamda daha güzel hale getirilmiş. Hızlı kayıt, hızlı flaşlanması ve parmak izi okuyucusu ayrı ayrı menülere yerleştirilmiş. Şöyle parmak izi okuyucusuna da bir bakalım aslında nasıl çalışıyor. Şöyle hızlıca pinimizi girelim. Onayla. Göster diyelim. Şuraya basmayı unuttuk tabii.
Bir yandan da şöyle göstereyim aslında nasıl kayıt yaptığımı. Klasik Android'lerde bulunan... Aynen, defalarca değdiriyorsun ve farklı açılarda değdirdiğinde bu teması algılayabiliyor. Yani tek bir açıdan değdirmen gerekmiyor. Bu önemli bir detay aslına bakarsan. Hemen şöyle onayımızı da verelim. Bitti. Bakalım şöyle kapalıyken, bunu da tabii incelemenin detaylı haliyle sizlere göstereceğiz. Telefon uyku modundayken de direkt çıkartabiliyor uyku modundan. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Telefonun alt tarafına bakalım. Micro USB girişi var. Bir adet mikrofon, hoparlör ve mikrofon ızgaraları var. Sağ tarafta güç tuşu ve ses kontrol butonları. Sol tarafta da SIM kart yuvasının yer aldığı kızak. Onu da şöyle bir açalım, biraz bastırmamız gerekiyor. Evet, biraz bastırmak gerekiyor ama sanırım açamadım. Birazdan bastırmam gerekiyor. Biraz iğne ince kaldı gibi ama neyse, onu da incelemede tekrar göstereceğiz. Şöyle telefonu bir açalım. İstiyorsan videoyu bir selfie çekerek sonlandıralım. Ne diyorsun? Aynen öyle yapalım. Şöyle ön kamerayı bir alalım. Bulalım tabii ön kamerayı da. Uygulamalara gelmemiş. Şurada kameraya gel. Sağıma gel istiyorsan. Şöyle hızlıca. LED flashlı. Evet, şu şekilde sonlandıralım. Arkadaşlar, Reader P11 SE Max'in kutu açma videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.